Karaciğer e, vücutta çok yoğun kan alan e, ve bu karaciğere özel olarak hem atardamar hem ince bağırsaklardan gelen bir e, toplar damar kanı olarak iki kaynaktan beslenen özel bir organ. Bunun haricinde karaciğer aynı zamanda safra ürettiği için çıkarttığı safrayı safra kanalları vasıtasıyla bağırsağa ulaştırıyor. Dolayısıyla bu cerrahi yaparken siz çok kanayabilecek ve iyi bir şekilde izole etmediğinizde safra sızdırabilecek bir organla uğraşıyorsunuz. Bunun içindeki tümörleri ameliyat ederken, tümör dışı sebeplerle karaciğeri ameliyat ederken hep aklınızda şu plan, arka planda şu da durmalı. Ben tümörü ya da karaciğeri çıkarttıktan sonra geride bıraktığım karaciğer hastanın vücuduna yetecek mi? Dolayısıyla o aradaki ince dengeleri hasta bazında her seferinde yeniden hesaplayarak yeni bir yol haritası çıkararak ilerliyorsunuz. Zorluğu karaciğer cerrahisinin buradan başlıyor. Safra için de birebir aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Çünkü safra yolları karaciğerin içinde başlayıp dallanarak aşağı iniyor. Bir ağacın dalları gibi düşünün. Dolayısıyla orada da çıkartacağınız tümörün arkasında kalacak olan sağlam karaciğer ne kadar? Bu da çok belirleyici oluyor. Aynı şekilde safra sızdırmamanız ve kanamamanız gerekiyor. Pankreas biraz daha farklı diyebilirim. Pankreasın zorluğu retroperiton dediğimiz karın içi bütün organları döşeyen bir zarın arkasında bulunması. Dolayısıyla ulaşımı çok kolay değil. Pankreas cerrahisini riskli kılan en önemli faktör pankreasın sindirim enzimi üretiyor olması. Dolayısıyla onun da kanalını bir şekilde ameliyatın bir yerinde bağırsağa tekrar bir kısmını çıkarttıktan sonra bağlarken onun sızdırması aslında bir kötü yolun başlangıcındaki ilk taş oluyor. Çünkü dışarı sızan sıvı eti ve yağı sindirebilen vücutta yediğiniz gıda sindirimi bu şekilde oluyor. Ana sindirim enzimi olduğu için vücudun kendi kendine de zarar verdiği bir süreç başlıyor. Bu bağırsak dışında vücudun kendisini de sindirebildiği için bu tip cerrahileri en riskli kılan şey yaptığınız bağlantıların ıı, sızdırmamaz olması gerekmesi. Bir maket üstünde de aslında gösterebilirim. Pankreas bağırsakları besleyen atar damar Bağırsaktan karaciğere giden toplar damar, karaciğeri besleyen atar damar ve gövdesini ve kuyruğu besleyen atar damarla çok yakın bir ilişki içinde. Bunlar arkadan baktığınızda bunlar pankreasın içindeki bir oluktan geçen damar yapıları. Safra yolu da aynı şekilde pankreas başının içine girerek pankreas kanalıyla birleşip 12 parmak versanı açılıyor. Dolayısıyla bu bölgede cerrahi yaparken eğer bu yapıları zedelemeden çalışabiliyorsanız yaptığınız iş genelde sorunsuz iyileşiyor. Ama bunlarla çok yakın planda çalıştığınız için çok şiddetli kanamalara sebep olabilecek ya da dediğim gibi sızdırdığında sonrasında iyileşme sorunu yaratabilecek bir organla çalıştığınızı hiç unutmamanız gerekiyor.